96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış Akbolaş. Şimdi Duman'ın konser öncesi kulisindeyim. 20-25 dakika sonra Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki Yeni Bir Yaşam adlı mekanda sahne alacaklar kendileri. Kuliste yakaladım. Ali pek memnun değil şu anda röportaj yapmamızdan ama belki kendisini yakalayabilirim. Şimdi yaklaşık ne kadar? 1,5 yıldır falan daha yeni konserleriniz başladı. Her şeyi geçtim. Karantinada ne yaptığınızı falan geçtim. Sahneye ilk o boşluktan sonra ilk çıktığınız zaman neler hissettiniz? Ben onu merak ediyorum biraz. Ne hissettik? Çok güzel hissettik. Bir yıldır birkaç online konser yapmıştık seyircisiz. Aynı tadı alamıyorsun tabii, stüdyo kaydı gibi oluyor. Seyirciyle her şey çok daha güzel ya. Bu online konserler o dönemde aslında biraz işte hani hem gruplar hem sektör çalışanları ayakta kalsın diye iyi oldu diye tahmin ediyorum. Fakat hakikaten aynı şey olmadığına hepimiz hemfikiriz gerçekten. O sizin herhalde grup kurulduğundan beri sürekli turnelere çıktınız. Türkiye'de gezmediğiniz çok fazla yani şehir kalmadı. Her yerde konserler verdiniz. O aradaki boşluk nasıl hissettirdi? Yani bir grup üyesi, bir düzenli konser veren grup üyesi kendini o boşlukta nasıl hissetti? Ben biraz aslında oradaki psikolojinin peşindeyim. Yani herkesten o kadar farklı değil. Çünkü yani sadece bir boşluktan ibaret değil. Yani koskoca bir pandemi yaşanıyor yani. Herkes ilk başta biraz durmuş olmaktan dolayı belki rahatlamış olabilir ama sonrasında tabii gerçekler başka. Uzun süre çalmadık, etmedik. İnsan özlüyor çalmayı da. Tabii online konserler oldu falan. Sonra tekrar şu anda açıldı her şey. Biz de seyirciye kavuşmuş olduk. Böylesi çok daha keyifli tabii. Peki mesela şimdi son birkaç haftadır sürekli konserler verdiniz Güney'de, Antalya'da falan. Şimdi bundan sonra daha yeni belirlenmiş konserler var. Seyirci gerçekten ne hissediyor sizce? Çıktığınız zaman o enerjide bir farklılık var mı? Enerjide bir fark. Ben deminki soruya bir ekstradan bir şeyler de ekleyeyim. Yani aslında pandemi dönemi normalde müzisyenlerin hep pandemi dönemi gibi geçiyor. Yani herkes asosyal bir şekilde evinde müzikleriyle uğraşıyor. Bir noktadan sonra nefes aldığımız tek yer bizim konserler oluyor. Bayağıdır o nefesi alamıyorduk. Bu konserlerle birlikte tekrar hayata döndük diyebiliriz. Biraz formdan düşüp bu konserlerle tekrar eski standardımızı yakaladık şimdi. Önümüzdeki konserlerde de giderek artan bir performansla devam edeceğiz. Ben formdan düşmedim abi. Yani Ali düşmemiş performans gücünden. Nasıl yaptın Ali bunu? Bir şey yapmama gerek yok abi, düşmedim yani. Helal olsun. Peki, bu mesela bu karantina sürecinde provalar yapmaya devam ettiniz mi? Çünkü pek çok müzisyen arkadaşımdan işte elime enstrüman almak istemedim, İşte pek bir şey çalmak istemedim falan diyen pek çok arkadaşım var. Sizde durum nasıl gelişti? Prova pek yapamadık. Ancak herkes evinde enstrümanıyla bolca vakit geçirdi diyebiliyorum. Değil mi? Tabii, öyle. Tabii. Şimdi aslında bugün bu röportajı gelirken bayağı bir sizin solo albümleri dinledim. Siz hakikaten aslında özellikle sizin ikinizin albümü. İşte seninki 2015, 2018 ve 2021'de 3 tane grubun 3 farklı üyesinden solo albüm yayınlandı. Ve aslında hani seninki biraz daha grup müziği ama sizinkiler biraz daha folk rock. Folk, 70'ler folk, Amerikan folkuna, Amerikana'ya yakın albümlerdi. Dolayısıyla aslında kendi kendinize de o solo hali evde koruyabilirsiniz, korumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bir yandan da Mehmet'in işte Kes var. Ama hani bir taraftan hani grubun her üyesinden biraz şeyi merak ediyorum. Yani bir Duman çok köklü bir grup. Memleketin en kaliteli rock gruplarından bir tanesi. Protest tavrı da var. Sözlerinden hani isteyenler istediği gibi pek çok mesajı da alabilir. Fakat bir taraftan da hani solo albümler ve bireysel başka gruplar, yan projeler sizi müzisyen olarak nasıl besliyor? Benim de her zaman
ana çaldığım grubun yanında bir de eğlendiğim veya tamamen... Siz de eğlenmiyor musun? Sadece eğlendiğim. Daha free takıldığım projeler oldu. Onlar tabii her zaman var hayatımızda ama besleniyoruz tabii onlardan da. Onlar güzel yani. Peki Kes'te ne yapıyorsunuz? Yine bir şeyler duyacak mıyız Kes'ten? Çünkü Kamlama albümü harika bir albümdü. Sağ ol. Ve gerçekten plaktan dinlemek de çok büyük keyif. Ben Kamlamayı. Ne yapıyorsunuz başka? Senin başka bir de Feza var. Feza'da ne yapıyorsunuz? Feza ile bir tane yeni albüm kaydettik. Cem Ömeroğlu, Şakir Kış, Aylin beraber. Kes'le pandemi döneminde pek görüşemedik. O yüzden olduğu gibi bekliyor şu anda ama ben de bir tane Feza ile yeni albüm geliyor. Paketledim yani, aynen. Peki sizde bu soruyu bir de tekrar size yönelteyim. Solo albümlerin 2005'ten itibaren grubun her üyesinin bir solo albümü çıktı. Ve ben aslında hani sizi o kadar iyi tanıdığımı düşünmeme rağmen o albümlerle beraber folk'a ne kadar yatkın olduğunuzu ve folk'tan ne kadar beslendiğinizi fark ettim. O albümler sizi nasıl etkiledi, grubu nasıl etkiledi, kendinizde yeni bir müzisyenliğinizde yeni bir hareket sağladı mı? Kendinizi nasıl beslediniz o albümlerle? Aslında beslendiklerimizi albümlerde çıkarttık ortaya diyebiliriz. Sololar işte daha böyle kendine has. Ne bileyim. Yani benim açımdan hani tek gitarla güzel olacak parçaları bir araya getirip bir şey yapmak istemiştim. O yüzden solo yaptım, öyle diyeyim. Bir sürü bestemiz var yani hepimizin. Peki hala var mı? Devam ediyor mu? Yazmaya devam ediyor musunuz mesela solo albüm için? İkinci bir solo albüm görebilecek miyiz senden mesela? Çünkü 2015'te çıktı. Hani elinde bu kadar düşünen taşınan bir müzisyenin elinde başka besteler sözler vardır diye. Besteler sözler çok var da mesela hani sordun diye söylüyorum. Bu pandemide Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini çok severim. Kendi sevdiklerimden bir 10 tane falan kaydettim. Onları belki bir Eylül'de yayınlarım gibi geliyor. Ali, sende durumlar ne? Bende durumlar da yani Kaan'ın anlattığından çok farklı değil. Bendeki farklılık hani başka bir ekip vardı. Mehmet vardı. İşte takip edenler biliyor elemanları. Ekim var, Gülün var, Güler var, Utku var. Onlarla pandemi döneminde bir tane stüdyo albümünün işte böyle bir araya geldik ve stüdyodan konser diye o parçaları, albüm parçalarını hem görüntülü hem sesli kaydettik. Onu çıkartmış olduk bu pandemi döneminde. Tabii ki yeni şarkılar da var üzerinde çalıştığım. Şarkılar var. Hayat izin verirse pro yapacağız. Terslik olmazsa. Hayata geçireceğiz. Yani. Sürekli tersliklerle karşılaştığınızı tahmin edebiliyorum. Yani hani hepimiz gibi. Sen Yadigar'ı çıkarttın. Yadigar'dan başka yani yıllardır biriktirdiğin mi yoksa ne zaman sende solo işler? Valla biraz pandemiyle ilerledi bu işler. Aslında çoğu şarkıyı beraber de arkadaşlarımızla beraber çaldık stüdyolarda daha önce. Kenarda köşeden kalan parçaları birkaçı dışında hep bildiğimiz parçalardı. Öyle ben de pandemide onların bazılarının sözlerini bitirip grup şeklinde yapmayı tercih ettim. İşte bu pandemi varken stüdyoda biz gittik, biraz prova ettik, sonra da kaydettik parçaları. Öyle gelişti bu Yadigar albümü. Peki yeni projelerin var mı? Yani işte sürekli zaten gitarla vakit geçirdiğimiz için sürekli yeni parça da yapıyorum. Var niyetim yani önümüzdeki dönem için bir takım projelerim var. Belki Yadigar ek olarak birkaç parçayı kaydetmeyi planlıyorum Eylül gibi. Duman aslında memleketin en üretken rock gruplarından bir tanesi. Aynı anda işte double albümler, Guns N' Roses'ın Use Your Illusion gibi. Duman'da ne gibi gelişmeler var? Ne yapmayı planlıyorsunuz bundan sonra? Ki hani salgın bitti mi bilmiyoruz. Konserler ne olacak onu bilmiyoruz.
şu anda konserler devam ediyor ama hani grup şu anda ne yapıyor? Tekrar konserlere başlayınca bir havada değişme oldu mu? Ve bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonra her zamanki gibi bir albüm yapma planımız devam ediyor tabii. Eylül gibi stüdyoya kapanıp... Bu sefer yine yurt dışı olur mu? Türkiye'de bir stüdyo mu? Çünkü yurt dışında da bir kaydettiniz yani. Vallahi orası belli değil şu an ama pandemi devam ederse tabii... Memleket sınırları içinde. Ya da her şekilde burada da olabiliriz, bilmiyoruz daha tamamı. Ama yapacağız bir albüm. Peki o zaman şu önündeki şu listeyi sorayım. Set listleri konser öncesinde sizin yani pek çok grupta şeyi gördüm. Hazır set listler var. Belki bir iki çıkartma oluyor, bir iki ekleme oluyor falan. Hani pek çok yabancı grubun da kulisinde buna rastladım. Ama siz her konserde şöyle bir kağıda oturuyorsunuz gazlı kalemle, bir markerla şurada gösterdiğim. Bir liste hazırlıyorsunuz. Hatta konser iki yarıysa ikinci yarıyı arada karar veriyorsunuz. Şarkıları neye göre seçiyorsunuz? Çoğu bellidir büyük ihtimalle ama hani oradaki havaya göre mi değiştiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biraz onları merak ediyorum. Şarkılar neye göre seçiliyor? Ne çalmak istiyorsak o gün ona göre bir liste yapıyoruz. Bir de en son çaldığımız konserden farklılaştırabiliyoruz şarkıları ki kendimize de bir yenilik olsun. İkinci yarıyı da seyircinin havasına göre bir liste yapıyoruz. Peki o zaman son sorumu soruyorum. Şimdi ben bu program yayınlandığı zaman programda, kendi radyo programımda Perşembe akşamı en sevdiğim Duman şarkısı olan İstanbul'u çalacağım. Hala hastasıyımdır. Hakikaten sürekli dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Sizin seçtiğiniz birer şarkıyı, türü ne olursa olsun çalacağım programda. Ve kimin seçtiğini söyleyerek. Hepinizden birer şarkı alayım. Bu aralar neler dinliyorsunuz? Ya da programda ne çalmamı istersiniz? Duman şarkısı değil. Hayır. Ya da istiyorsanız. Ben İstanbul çalacağım. Üstüne ne istiyorsanız? Ben Kes'ten bir parça isteyeyim. Sen Ari'den. Sen de Batuhan'ın son albümünden. Yabancıya gitmesin. Evet. Zor soru oldu bu. Evet. İstersen burayı sonradan... Hayır, burayı kesmeyeceğim. Konser sonrası tamamlayalım burayı. No, şu anda. Sahneye çıkmadan önce son kitlemeler. Evet, senden bir şarkı isteyelim. Benden. Evet, evet. Ne istiyorsun? Ne çalacağım programda? Motorhead'den Sacrifice. Yes! Hastasıyız. Yani. Evet. Evet, zor soru oldu bu ya. İstersen arkadaşlar devam etsin. Devam etsin. Ari, ne çalayım? Tuti Mucize-i Guyen çal. Hadi çalabiliyor musun? Beatles çal ya. Beatles? Okey. While my guitar gently weeps. Tankart dersin diye düşünüyordum ama. While my gently weeps. Okey. While my guitar gently weeps. Senden ne çalayım? Benden de Led Zeppelin'den No Quarter çalalım. Hastasıyım. Mükemmel. Anlaştık. Muazzam. Söyledim abi, orada var. Okey. O zaman... Arkadaşlar, uyarılar geliyor. Röportaj ben devam etmeyi çok isterim ama adamlar sahneye çıkacaklar. Şimdi grubu buradan sahneye yollayacağız. Ben de arkalarından gideceğim. Size o sahnenin arkası neymiş onu bir göstermeye çalışacağım. Tabii ki buradaki patron izin verirse. Bizde kalın, devam ediyoruz. Şimdi röportajımız bitti ama grup sahneye çıkacak. Artık biraz onlar orada set listlerini tamamlasınlar falan diye ben biraz artık geriye çekildim. Ama size bu sahneyi gösteremeyeceğim anlamına gelmiyor. Çok daha solist gibi önlere gitmek istemedim tabii ki yani. Ama en azından bir davulu falan gösterebildim. Şimdi grup sahneye çıkarken de bir görürüz. Çok
çok keyif aldığım bir çekim oldu benim açıkçası. Biraz bazı anlarda zorlandığım oldu. Siz de fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Çünkü grup genellikle çok konuşmayı sevmez. Özellikle röportaj yapmayı çok sevmezler. Artı bir de bu video röportaj olursa işiniz biraz daha zor. Onlarla muhabbet etmek her zaman çok güzel. Dediğim gibi. Röportajları çok kolay olmuyor genellikle. Yazılı röportaj biraz daha kolay oluyor ama video o kadar da kolay değil onlarla konuşmak. Çünkü kamera açılana kadar çok iyi muhabbet dönerken kamera açıldığı anda bir anda herkesin sesi volüm böyle anında düşer. Alıştım tabii neyle karşılaşacağımı da çok iyi biliyordum ama çok iyi farkındayım da yani hani onların da o halinin. Ama sağ olsunlar kabul ettiler röportajımı. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve yorumlarınıza değer veriyorum. Bir sonraki bölümde ki bu bir seri olacak. Konuyla alakalı başka fikirleriniz olursa neler yapacağıma dair bana fikir verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.